geçiyor ama benim etrafımda günler geçiyor. Bir orada bir burada, ele avuca sığmaz halim. Zoru sever hırçın kalbim ama kendimle bu harbim üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın, yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Beni severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Anahtarınız. Biz sabredemedin. Söyle Tuğçe. Yaksın sen neredesin? Senin için canlı yayın açtık, hadi çabuk gel. Yoldayım şimdi, partide açarız yayını. Kızım bak sen beni dinle. Gel, sana bomba gibi bir sürprizimiz var. Tuğçe, izin verirsen doğum günü partime yetişeceğim. Ya sana unutamayacağım bir doğum günü sürprizi hazırladık. Şu anda canlı yayında Yılmaz Taner senin doğum günü kutlayacak. Yayını gönderiyorum, bekliyorum, öpüyorum. Doğum günü kızı geldi. Dünya dönüyor ama benim etrafımda günler geçiyor. Bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim. Zor. Şuna bak oğlum ya. Duruyorken ayrı güzel, gidiyorken ayrı vallahi. Çok bağ kurma istersen. Birazdan ayrılacaksın. Ben kaçtım, sen kovaladın. Yetmedi, azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Ya! Arabalarda çok fazla bir şey yok, geçmiş olsun. Sizinkinde yok ama benimkini sağ kısımda farka porta gitti. Hayır, araba da bizim değil ya şimdi. O yüzden iyice sıkıntı yani. Çok pardon. Kimin o zaman? Ne işiniz var bu arabada? Asıl seni kırmızı yanarken burada ne işin var? Lafı değiştirme, arabanın ruhsatını görebilir miyim? Göremezsin. Önce sen kendi ehliyetini göstereceksin. Varsa tabii. Evet, bir parça hatalıyım. Kırmızı da geçtim. Ama sen de kontrollü çıkacaksın, anladın? Öyle gergedan gibi burnunun dikine gitmeyeceksin. Bahattin ne anlatıyor bu? Dikkat etmedin diyor usta çıkarken. Arkadaşın senden akıllıymış.
Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bak bayan, yol hakkı benim. Geçiş üstünlüğü benim. Neden? Çünkü sana kırmızı yandı, bana yeşil. Ne yanmış sana? Kırmızı. Peki bana ne yanmış? Yeşil. Yani ben geçeceğim. Sen duracaksın, sen duracaksın. Ben geçeceğim. Kırmızı dur, yeşil geç. Ne oldu? Karmaşık mı geldi? Ne oluyor be? Alize. Alize. Evet arkadaşlar. Maganda'nın teki bana şu an trafik dersi veriyor. Ne yapıyorsun sen? Arkadaş sadece Maganda değil, ekstra bir de araba hırsızı sanırım. Arkadaşı başkasının arabası olduğunu söyledi. Ne diyor oğlum bu? Sen kime hırsız diyorsun? Tamirciyim ben, tamirci. Arabayı teslim etmeden önce motoru dinliyordum. Arabalarımızı kimlere emanet ediyoruz, görüyor musunuz? Ay beni de. Ay yani benim arabayı da teslim edelim aşkım. Ay iyi, dükkanı neredeymiş? Bak benim sinirimi daha fazla bozma. Siz de gidin başka yerde oynayın. Şikayet misin ya? Rahat bırak beni. Hop hop, nereye? Tutanak tutacağız. Olmaz. Olur olur. Tutanak tutacağız. Sigortam bu masrafı karşılayacak. Ne masrafı? Hem ne malum bunun şimdi oldu? Belki arabayı daha önceden çarpmıştın. Bak beni çileden çıkartma. İnsan gibi tutanağımızı tutalım, yoksa polis çağıracağım. Tamam. Tamam ya, teslim oluyorum. Sen kazan. Tutanak tutalım dedim ya, ben de tutalım diyorum. Ama izin verirsen ehliyet ve ruhsatımı alacağım arabamda. Ha şöyle, yola gel, yola gel. Orpido'da galiba. Ben Alize'yim, yola gelmem. Hop hop, nereye, nereye? Şşş, şşş, hey, hop hop. Atla be, atla, atla. Kızlar bu ne? Hı? Çerkez tavuğu mu bu şimdi? Kupkuru olmuş. Bak, o kupkuru bunlar vıcık vıcık yağ içinde. Bütün kağıtları yağymış. Şunu bir daha yapın lütfen. Ben size taş sunumları çıkaracaksınız demedim mi? Bu ne? Bu ne bu? İkramlıkları yemek tabağında mı vereceksiniz? Altın günü mü yapıyoruz burada ya? Hemen değiştiriyorum Esma Hanım. Gül, bu ne? Buyurun Esma Hanım. Ben size evde yapmayacaksınız, sipariş vereceksiniz demedim mi? Ben dedim, ben evde yapın diye. Abi aşk olsun ama ya. Sen de hem her şeyle sen ilgilendiriyorsun, sonra işime karışıyorsun. Bak ben ne güzel, çok şık, butik bir bakery'den sipariş verecektim. Bu ne şimdi? E onu da sen kendi doğum gününde yaparsın güzel kardeşim benim. Yapma. E sen de biliyorsun, Alize de ben de Gül'ün yaptığı meyveli pastaları çok seviyoruz. Kardeşlerin en güzeli, en anlayışlısı. Siz bana mı gülüyorsunuz? Bana mı gülüyorlar? Hayır, sana niye gülsünler? Hayır, sana gülmüyorlar. Gel, ayak altında dolaşmayalım. Gel içeri. Geç. Bak sakın. Hayır hayatım, gel sen gel. Sana niye gülsünler? Ucuz atlattın Alize. Babam yine kaza yaptığımı öğrenseydi bu kez kesin alırdı arabayı elimden. Orada, 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 orada. Bas kankam, bas kankam, bas kankam. Ay yuh artık ya, peşime düşmüş. Sana öyle bir ders vereceğim ki şımarık kız. Beni kandırmak neymiş göreceksin. Oğlum abartma lan. Nereye kadar kaçacağını sanıyordun acaba? Nerede? Nerede bu, nerede? Bayağı kaçtı. Vallahi yaman şoför çıktı kız usta. Nerede Alize, nereye gitti? Kim bilir hangi mağazada kaçıncı elbisesini deniyordur. E boşuna dememişler kız halaya diye. Aa, aşk olsun abi. Ben müsrif miyim yani? Hayır canım, olur mu öyle şey? Alışveriş gurusu diyelim. Ha yani böyle 40 yılda bir alışveriş yapıyorum, o da gözüne batıyor demek.
Hayır, Alize de alsın. Almasın demiyorum, genç kız. Ama bak, bu saat oldu, hala ortalarda yok. Neredeyse misafirler gelecek. Hayır, ben de sözümü dinletemiyorum ki. Sen de bir şey demiyorsun. Yani her gece, gece yarısına kadar gezmeler, tozmalar, orada parti, burada... Abi nereye gidiyorsun? Konuşuyoruz. Ben uzanacağım biraz. Aa, şimdi uzanmanın sırası mı? Lütfen ama misafirler gelecek abi. Hey Allah'ım ya, babası ayrı dert, kızı ayrı dert. 34 Alize çip 034. Evet, vurup kaçtı komiserim. Selam söyle benden. Tamam, haber bekliyorum senden. Selam söyle benden de. Bahattin de yanımda abi, selam varmış. Aleyküm selam, aleyküm selam, eyvallah. Oğlum adamla konuşurken niye el hareket yapıyorsun? Ne var ne? Bu iş burada bitmeyecek ama. Seni bir bulayım, hayatım boyunca unutamayacağım bir ders vereceğim sana. Oğlum kız bizi nasıl atlattı, benim hala aklım almıyor ya. Bayağı güzeldi ama ha. Gerçi senin gözünden kaçmaz. Sen fark etmişsindir. Fark etmedim çünkü o sıra arabaya bakmakla meşguldüm Bahattin. Tamam ulan, bana ne bağırıyorsun? Ben mi vurdum arabayı? Alo? Alo. Ne haber? Müsait misin? Rahatsız etmiyorum değil mi? Senin için her zaman. Nasılsın? Yani sesini duyana kadar biraz gergindim ama şimdi daha iyiyim. Yüklenme kendine, kolay değil. Öyle tabii. Geldi mi? Yok, ben de oteldedir demiştim ama. Bir saat kadar oluyor çıkalı. Yine gitti demek ha? Nurettin. Annesine gitmek onu rahatlatıyorsa bırak yapsın. Öyle, öyle tabii de. Üzülmesini istemiyorum işte. Hem de bugün. Sen ne zaman çıkacaksın? Şimdi çıktım. Birazdan görüşürüz. Tamam. Ha Sinem. Biliyorsun. Biliyorum. İyi ki. Çok özlüyorum seni. Sen hayatta olsaydın kim bilir nasıl farklı olurdu her şey. Yani şimdi kötü olduğundan değil. Babam senin yokluğunu hissettirmemek için elinden geleni yapıyor. Ama bazen diyorum ki keşke hiç doğmasaydım. Babam arıyor, gideyim ben. Merak etmesin. Ne kadar pimpirikli olduğunu en iyi sen bilirsin. Alize de yok ortalıkta. Arabayı bir yere çekmiş, dakika saymıyorsa ben de Buket değilim. Az solist ya, herkesten geç gelecek. Alize Soner klasiği olarak doğum günü kızı yine ortada yok. Parti fena değil de bir ev sahibini görebilsin. Divalığın böylesi görünmedi. Kraliçe halkı bekletiyor. Aç kaldı. Hashtag acıktıysanız pasta yiyin. Hashtag evim güzel evim. Hashtag kraliçe. Gelmiş mi sana?
Aa gelmiş. Nerede? Bilmiyorum ki, baksana şöyle bana. Nasıl yani hani? Nerede ki? Aa geldi, sana mı geldi? Tövbe estağfurullah. Ne oldu ya? Herkes telefona sarıldı. Bir şey mi oldu? Aa Arize gelmiş. Beni çağırıyor. Bir şeye ihtiyacı var herhalde. Hepimizin sana ihtiyacı var Sinem. Ay Nurettin, yavaş olur musun? Duyacaktı. Boş ver. Yakında zaten herkes duyacak. Nurettin, daha önce konuşmuştuk bunu. Neyse, ben Arize'nin yanına gidiyorum. Alize. Çok acil sihirli parmak dokunuşuna ihtiyacım var. Hemen. Bir tanesi. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Alize, her şey yolunda mı? Neden sordun? Bilmem. Bir keyifsiz gibisin. Önemli bir şey değil. Sen öyle diyorsan. Sinem. Hı. İyi ki varsın. Al taksam sağlam. Allah cüdü Allah. Stres acıktırıyor ustacığım, biliyorsun bunu. Sağ far değişecek. Kaportada göçük var. Bir de lastik üstü boyanacak. Yine 300 bin liralık olduk desene. Kim? Kim, komiserim mi? Size iyi günler Ömer Bey. Hazır sayılır. Yok, yarın yetişmez. İyice bir arabayı dinlemem lazım. Ertesi gün. Peki, peki. Tamam. Sağ olun, sağ olun. Abi iki gün içinde nereden bulacaksın parçaları? Ne demek ertesi gün? Niye 10 gün falan demiyorsun? Nasıl olacak şimdi? Allah yüzümüze güldü Bahattin. Yürü. O ne demek? Bir kere de soru sormadan dediğim yap. Yürü. Of. Bugün bizim otel için ne yaptınız bakalım? Oho, yani yalnız her gün geleceksek işimiz var. Hani stajyeriz oğlum. Biz karın tokluğuna çalışıyoruz burada. Vallahi benim bugün otele gitmem imkansızdı. Bütün gün partiye hazırlandım. Daha sonra canlı yayın falan açtım biliyorsunuz. Anlayacağınız, çok meşguldüm. Ben de bir gideyim dedim. Sonra parti var diye vazgeçtim. Sonra stajını aksatmamalısın dedim. Ve? Gittin yani. Yok, uyuyakalmış. Hı. Beni de Hazal uyandıracaktı. Uyuyakalınca ben uyuyakalmış sayıldım maalesef. Ceren. Ha? Seni de mi Hazal uyandıracaktı? Ha yok ya. Benim Tuğçe ile birlikte kuaför randevum vardı. Bir sponsor kuaför bulduk da linkini attım zaten hepinize. İkiniz de tek giden Alize o zaman. Vay be, bravo. Sorumlu insanın hali bir başka. Sen bu aralar bu Alize'yi biraz fazla övmeye başladın. Gözümden kaçtı zannetme. Geldi benim aşkım. Çok güzel. Ya. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. O zaman fotoğraf zamanı. Güzel kızım benim ya. Daha dün el kadar bebekti. Ne çabuk büyüdü böyle. 22 yaşına gelse de Alize hala senin bebeğin. Öyle. Yani ben de çekiyorum. Yayındayım. İyi ki doğdunuz Alize. Oğlum bu adreste 11 diyordu. Burada tabelada çıkmaz gösteriyor. Ben anlamadım ki burada ne evi. Burası bildiğin orman mı oğlum? Zengin adamın ormanı da olur. Normal. Sen devam et usta. Oğlum ormanı olan adamın kesin güvenliği vardır bahçesinde. Onu da aşmak lazım. Neye kızdın yine? Ne dedin? Ne? Yok kızmadım. Şaşırdım. İlk defa doğru bir şey söyledin lan. İlk defa da değildir be usta. Ne yapalım? Biz başlayalım.
İstersen içeride yiyelim ha. Ne dersin? Vallahi benim şimdiden kafam şişti. Yaşlıyım ya, yaşlılık işte. Hadi gel. Oğlum iyi fikir, güzel fikir de bunlar yiyecek mi bu numarayı dersin? Yediririz, gel sen. Alize Hanım için kargo. Ben alayım. Elden teslim etmemiz gerekiyor. Bir de imzasını falan da alacağız ya. İşimiz biraz uzun. Doğum günü hediyesi mi? Tam üstüne bassın abicim, doğum günü hediyesi. Aynen. İyi madem, buyurun. Kolay gelsin. Babam prensesi için her şeyi düşünmüş. Çok şey kaçırdınız. Evet, hediyeler şu tarafta. Tabii benim de arkadaşlarıma bazı hediyelerim olacak. Şu tarafta da... Sürpriz. Ne işin var ya senin burada? Şimdi de eme basıyorsun sen, şehir eşkıyası. Aa, bu tamir çocuk değil mi? Vallahi o. Ay, yakından daha yakışıklıymış. Ay, bu Yunan heykeli mübarek. Hakkımı almaya geldim. O çarpıp kaçtığın arabanın yaklaşık 300 bin lira masrafı var. Ne? Tamam, sen şimdi git, ben halledeceğim. Tamam, git. Paramı almadan şuradan şuraya gitmem. Ya ödeyeceğim diyorum. Tamam, git hadi. Bayan. Önce belin ayar rahat dursun senin. Sana güvenir miyim ben bir daha? Paramı şimdi vereceksin. Alize, ne oldu? Bir sorun mu var? Kim bu adam? Serkan ben. Sorun falan yok kardeşim. Hadi işine bak sen. Ben işime bakıyorum zaten. Sen merak etme. Siz neredensiniz ya? Okuldan falan olmadığınız belli. Biz hayat okulundanız dostum. Bilmezsin sen. Ne? Gerçekten bilmiyorum ya. Anlatsana biraz. Fizik öğrencisiyim de ben. Anlatayım. O zaman şunu bilirsin fizik öğrencisi. Newton'un birinci yasası. Net bir dış kuvvet etki etmediği sürece duran bir nesne durmaya devam eder. Bak, duruyorum. Hadi efendice işine bak. Aa, etkilendim. Ne oldu? Sen böyle çöpten fizik kitabı falan mı buldun? Dur birader, dur. Koskoca Newton'un bir tane yasası olacak değil ya. Bak, daha güzeli geliyor. Eğer iki cisim etkileşiyorsa, birinci cismin ikinci cisme uyguladığı kuvvet, ikinci cismin birinci cisme uyguladığı kuvvete eşit ya da zıttır. Nasıl ya? Böyle. Eşek, tarihçi fizik dersi. Eşek Newton, Newton analı böyle kafa görmedi. Lan bırakın oğlum lan beni. Evet, bırakın lan, bırak. Bırak. Bırakın lan. Bastı savaşı. Parti başlıyor. Abi biz sonlu imkanız. Teker teker gelin lan. Teker teker gelin oğlum. Aa, ne oluyor ya? Eşek, kim bu tamirci? Bırak! 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 Bıraksana! Bıraksanıza! Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Ya! Ne oluyor? Baba, bir şey yapsana! Parti mi bastı barbar? Bekletin dışarıda, geleceğim. Bırak, bırak, bırak! Bir daha karşıma çıkma! Ne diyor bu ya, kim bu? Ay, ne bileyim babacığım, geldi dandun girişti işte herkese. Yalan söyleme Alize. Ben her şeyi duydum içeriden. Çocuk kaza dedi, araba dedi, ne oluyor, çabuk anlat. Ya tamam ya, sonra konuşuruz. Ya, izin verirseniz doğum günümü kutlamak istiyorum. Gül, Nazife, toplasanıza şuraları. Nazife, Gül! Kim bu çocuk? Halan neden bahsediyor? Kaza falan diyor. Niye bastı partiyi? Ufak bir kaza babacığım. Konuşmaya değmez. Şimdi anlatacaksın. Ya
Alize çocuğa vurup kaçmış işte ya. Babacığım bunu sonra konuşalım, tamam mı? Hani partim var ya, arkadaşlarım bekliyor. Parti falan yok, parti bitti. Baba! Parti bitti! Alize aç artık şu kapıyı, bak gerçekten sinirleniyorum babacığım. Açar mısın? Üstüne gitme sen mi? Allah Allah. Sinemciğim lütfen yani baba kızın arasına girme sen canım. Bak ben burada yeğenim olduğu halde sesimi çıkarmıyorum. Rica edeceğim yani. Haklısın. Aç kapıyı. Aklımı kaçıracağım ya. İnanamıyorum ya. Çocuk tamirciymiş, tamirci. Benim kızım da emanet arabaya çarpıp kaçmış. Yahu belli ki çok korkmuş. Üstüne gidersen daha çok korkacak. Üzerine gitmediği için bu hale geldi zaten. Yani kusura bakma ama sen Alize'yi çok serbest bıraktın abicim. Yani bu kadar özgürlüğün bir gün başımıza iş açacağı çok belliydi. Ben sana her zaman söyledim ama sen beni asla dinlemedin ki bu kızı... Esma! Esma! Yeter! Tamam abicim. Esma! Aç kapıyı. Efendim? Efendim mi? Siz baba kız baş başa konuşun. Yarın görüşürüz. Benim konuşacak bir şeyim yok. Sakin lütfen. Sakinim ben ya. Tamam. Ben sakinim. Sakinim. Babacığım lütfen uzatmayalım. Sen ne söyleyeceksen söyle. Babacığım düşündüm de hata senin değil. Hata benim. Ben hatalıyım. Çünkü ben kendi ayakları üzerinde duran, özgüvenli, adaletli bir evlat yetiştirdiğimi sanırken, kendinden başka kimseyi düşünmeyen, tüm dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanan bir kız çocuğu yetiştirmişim. Ben o söylediklerinin hiçbiri değilim. Hiçbiri. Çocuk tamirciymiş, tamirci. Çarptığın araba da müşterisinin arabasıymış. Yani? Yani mi? Yani mi diyorsun sen bana? Ya çarpıp kaçtığın arabanın parasını o çocuk kaç aylık maaşıyla ödeyecek sen biliyor musun? O da kovulmazsa tabii. Ya başkalarının hatalarına karşı nasıl körsün ya? Evimizi bastı o adam. Sen sadece beni suçla. Çünkü benim için mevzu sensin. Arabanın anahtarlarını ver. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Arabanın anahtarlarını ver. Hiçbir şeyin kıymetini bilmediğin gibi onun da kıymetini bilmiyorsun. Hadi. Beni böyle mi eğiteceğini sanıyorsun babacığım? Bak Alize dikkat et. Yoksa kendini hapsettiğin o sanal dünyayı da elinden alırım. Telefonunu. Ben çocuk değilim. O zaman yetişkin biri gibi davran. O zaman yetişkinmişim gibi davran. Bıktın bana çocuk muamelesi yapmandan. Çocuk mu? Alize ben sana hep arkadaş gibi davrandım. Sen benim arkadaşım değilsin. Sen annem de değilsin. Sen benim babamsın. Bana mı söylüyorsun? Ben annenin eksikliğini hissetmemen için elimden geleni yaptım. Başaramadın ama. Ben hep hissettim. Ne yaptım ben ya? Ne yaptım?
Baktım ben, neler söyledim babam öyle. Doğduğumda o kadar minicikti ki. Daha ilk nefesini alırken annesi son nefesini vermişti. Yani bu ev kadar şey, böyle bir acıya hayatı boyunca nasıl katlanacak demiştim. Hayata yenik başlaması onun suçu değildi ki. İşte o zaman kendime bir söz verdim. Yaşadığım sürece mutlu olmasını sağlayacaktım. Annesi olmayacaktı belki ama iyi bir babası olacaktı. Sen iyi bir babasın. Yok. Değilim. Vallahi değilim. Ben mutluluğun sadece taviz vermekten ibaret olduğunu sandım. Oysa mutluluk değerlerin için bedel ödeyip anlam bulmaktı. Ben bunu unuttum. Ben Alize'nin kozasını parçaladım Sinem. Onun bir tırtıldan kelebeğe dönüşmesine izin vermedim, engel oldum. Ben ne olursa olsun senin iyi bir baba olduğuna inanıyorum. Alize'nin zaten pırlanta gibi bir kalbi var. Sadece etrafında kömürden göremiyor. Öyle mi diyorsun? O zaman ben de o kömürü parçalayıp pırlantayı ortaya çıkarırım. Sinem, benimle evlenir misin? Her şey senin yüzünden. Çıkmaz olsaydın karşıma. Çok yakışıklı çocuk ama. Bu mu yakışıklı ya? Ordu bozan. Ben düştüm arkadaşlar, siz devam edin. Ay yok artık ya. Kimmiş bunu yazan? Ay hayatım, sen düştüğün yerde kal zaten. Kaç tane hikaye koymuş oğlum bunlar? Oğlum bayağı bayağı sosyal medya ünlüsü olduk ha biz. Bak bak, bir tane kız senin için ne demiş. Ben düştüm arkadaşlar, siz devam edin. Hangi kız? Ne bileyim hangi kız. Bakalım. Pek de güzel bir bacımızmış kendisi. Maşallah. Sana düşmüş ama kankam, anladığım kadarıyla sen Alize yengemize düştüğünden pek umurunda değil herhalde ha? O kızın adını ağzına alma. Allah düşmanımın başına vermiş o kız. Sinem nasılsın? İyiyim iyiyim. Asıl sen nasılsın? Korkuyorum Sinem. Ya babam bu sefer çok kızdı. Ben de geri adım atamadım tabii sinirli. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kıyamaz o sana. Belki de çoktan geçmiştir siniri. Yok yok, bu sefer gerçekten çok kızdı. Ne yapmalıyım sence? Zamanı mı bırakayım? Yoksa gönlünü mü almaya çalışayım? Bak şimdi. O yelkenleri suya indirmek için senden ufacık bir jest bekliyordur. Değil mi ya? Çok doğru söylüyorsun. Ben onun gönlünü nasıl alacağımı çok iyi biliyorum. Çok sağ ol Sinem. Yine yetiştin imdadıma. Baba, kahvaltı hazır, hadi. Üşüttün mü, nedir?
abdestim kaçıyor ikide bir. Ulan birinin abdesti kaçar, biri uyanmaz, diğeri ölü taklidi yapar, serap çeksin. Şey mi istedin kızım? Yok dedim, istemedim. Babaannem nerede? Bilmiyorum babaannem nerede. Allah Allah. Ne oldu bu kapıya? Serap şunları bir sudan geçirelim. Domatesle hıyarın yanında çok güzel oluyor. Sen bir sofraya otur babaanne, ben bunu da yıkayıp getireceğim, söz. E peki. Baba! Allah Allah! Salacak Mahallesi, Kuruntu Sokak, No 12 Bodrum Kat'ta yoğun duman, yangın riski. Üsküdar, üst Üsküdar merkez. Çavuşum, olay yerine intikal halindeyiz, tamam. Kahvaltı hazır baba. Sana da günaydın kızım, sana da günaydın. Günaydın anne, günaydın baba. Günaydın oğlum. Cümleten günaydın, size afiyet olsun, kaçtım ben. Günaydın. Ulan dur. Dur, 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 dur. Ablam yemeden gitme. Bir şey diyeceğim. Yarın televizyon taksidinin son günü. Of abla, yine mi ya? Öde öde bitmedi şu taksit. Senin için oğlum, çeyiz bu. Benim paşam sonsuza kadar bekar kalmayacak. Tamam abla, akşam halledeceğim. Hayırlı işler. Sağ ol dede. Hazretin, peynir. Yok, şey yok. Hadi eyvallah. Dikkatli ol. Hayırlı işler oğlum. Eyvallah babaannem. Ne demek evleneceğim? Evlenmenin kaç anlamı olabilir Esma'cığım? Sinem benim eşim olacak. İşte sana da can yoldaşı olur. Ay ne kadar düşüncelisin abi ya. Keşke bana da sorsaydın o zaman önce bir. Ha ama çok özür dilerim, unutmuşum. Bu aileye biri girecekse sadece senin rızanlı oluyor değil mi? Esma, Sinem benim evlenebileceğim en doğru kadın. Dünyanın en dürüst, en şefkatli insanı. Ha? Ha senin evleneceğin insan dürüst ama benimki sahtekardı öyle mi? Ya sana inanamıyorum. Sen o adam bana hala nasıl savunuyorsun? Ya mevzu o adam değil ki abi. Sen zamanında benim onunla evlenmeme izin vermedin ama şimdi geçmişsin karşımıza, hiçbirimize sormadan evleneceğim diyorsun. Evet, öyle diyorum. Var mı başka bir sorun? Yok. Ya tamam dur, ne yapıyorsun? Hey bir dakika dur, tamam. Tamam kusura bakma, biraz sesimi yükselttim. Hem zaten daha resmi evlilik teklifi yapmadım, yüzüğü vermedim. Ha yüzük de aldın öyle mi? Ha şu senin geçen gün çekmecende gördüğün kutu o muydu yoksa? Hani sürpriz falan demiştin sen. Unutma tamam mı? Hiçbir şeyi unutma İsmail'cim. Devam et. Hiçbir şeyi unutma. Bravo. Hayırdır Alize'cim? Babam hala çok sinirli mi hala? Yani sence bunlar yeterli mi sakinleşmesi için? Ay yok canım, unutmuş bile. Zaten başka gündemleri var şu anda kendisi. Nasıl yani? Yakında öğrenirsin tatlım. Hı? Alize, onlara böyle güzel bir kurdele bağlasan daha tatlı durmaz mı sence de? İyi fikir. Bak babanın çalışma odasında en üst çekmeceye ben bir tane koymuştum, onu al istersen. Çok sağ ol, halalarım bir tanesi. Canım. Nerede bu? Babam ya. Dün veremedi tabii. Bu ne alaka? Nasıl yaparsınız baba? Alize bir otur babacığım, şöyle bir sakin sakin konuşalım sen. Alize! Alize! Esma ne oluyor? Alize! Bak nasıl koşturuyor beni, Alize! Alize! Alize ne oldu, iyi misin sen? Babanla mı konuştun? Yok ben konuşmadım. Ama sen konuşmuşsun belli ki arkamdan. Ne zamandan beri devam ediyor bu? Ne zamandan beri arkamdan iş çeviriyorsunuz benim? Alize lütfen sakin ol. Sen bana ne olacağımı söyleyemeyeceksin bir de, anladın?
Ya ben sana güvenmiştim. Sırdaşımdın benim. Hala öyleyim. Yok canım öyle bir dünya. Sen babamın evlenme teklifini kabul ettiğin anda bitti. Alize, babacığım bir sakin olur musun lütfen? Bak ben sana her şeyi anlatacaktım ama kısmet böyleymiş. Şimdi içeri geçelim, sakin sakin konuşalım hadi. Ben bu kadının evine girmem. Ay ne yapıyorsunuz ya? İnsanlar bakıyor. Umurumda değil. Herkes görsün. Çok sevdiğim ve güvendiğim iki insanın ihanetini görsün. Sen? Sen annemin hatırasını nasıl çiğnersin baba? Babacığım, annenle biz birbirimizi çok sevdik. Hep birbirimizi mutlu etmek için çalıştık. Ama takdir böyleymiş. Ben annenin hatırasına saygısızlık falan yapmıyorum. Ben Sinem'le mutlu olacağıma inanıyorum. Ben de salak gibi sana kendimi nasıl affettirsem diye düşünüyordum. Hani sen benim biricik babamsın ya. Hep doğruyu söyler, doğruyu yaparsın ya. O yüzden gönlünü almaya çalışıyordum. Ama babam bana dürüstlük nutukları atarken bu kadınla arkamdan... Alize! Haddini aşma, dikkatli ol. Tamam haklısın, böyle öğrenmemen gerekiyordu. Böyle bir şeyin hiç olmaması gerekiyordu Sinem. Senin hiç olmaman gerekiyordu. Keşke hayatımıza hiç girmeseydin. Yok öyle kaçmak. Ne yapıyorsun? Bana hesap vereceksin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sinem içeri geçer misin? Lütfen. Çok rica ediyorum. Ne yapıyorsun babacığım? Bir sakinleşir misin? Lütfen. Ben sana bunu anlatacaktım. Ne diyecektin? Ne anlatacaksın? Sırdaşınla, dert ortağınla evlenmeye karar verdim. Bir de yüzük yaptırdım kızımı diyecektin. Ne diyecektin? Güzel kızım, bu hayatta hepimizin tercihleri var. Ben nasıl ki bugüne kadar senin hiçbir tercihine karışmadım. Baba ne anlatıyorsun? Ben hiç böyle bir şey yaptım mı? Ben böyle bir şey yapsam ne yaparsın? Ya ne demek ne yaparsın? Yani sevdiğin, sevildiğin için mutlu olurum kızım. Ha öyle mi? O yüzden mi halamı sevdiğiyle evlendirmedin? Oo. Aferin Esma abi. Kızımı bana karşı doldurmanın mükafatını aldın mı şu anda? Niye? Yalan mı söylüyor? Tamam, şimdi konuyu saptırmayın. Bak babacığım. Ben bugüne kadar senin verdiğin her karara saygı duydum. Yani kiminle evlenirsen evlen, ben senin destekçin olurum. Kiminle evlenirsem? Öyle mi? Evet. İyi misin sen? Ne oldu? İyiyim, iyiyim. İyi oldu bunu duyduğum ya. Ben geç kalmayayım şeye. Otele. Görüşürüz. Koçum bir sıkıntı yok değil mi? Yarın gelip alıyorum aracı. Sağ ol hayatım, sağ ol. Ben bunu hiç hesaba katmamıştım ha. Nurettin, gel vazgeçelim. Gördün Alize'nin halini. Asla olmaz. Hayır. Ben hem Alize'nin hem de bizim iyiliğimiz için bir karar verdim. Asla geri adım atmam, o kadar. Alize de geri adım atmaz biliyorsun. Aynı hamurdansınız siz. İyi, tamam. O zaman bu hayatta her istediğini yapamayacağını, başka insanlara saygı duyması gerektiğini öğrenecek, o kadar. Bilmiyorum, içimde kötü bir his var benim. Olmasın. Olmasın. Yani ne yapabilir ki?
Daha fazla ne yapabilir yani? Hadi kızım yaparsın sen. Yaparsın. Baş yukarı, omuzlar dik. Hadi Alize göreyim seni. Kimse yok mu? Buyurun. Sağ ol yenge. Pardon abla. Allah söyledi vallahi. Vallahi bir can boşandım sana. Rica ederim de o kadar abartılacak bir şey değil. Ay. Serkan yok mu? Serkan yok. Ha yani bilmiyorum ben nerede, ne zaman gelir. Esereklidir o biraz. Zaten kendisi de geldi. Ne işi var bu zararlının burada? Vallahi şimdi yalnız geldim. Ben buradayım. Kulaklarım da var. Duyabiliyorum yani. Ayıp olmuyor mu biraz ya? Azıcık. Allah Allah. Bahattin duydu mu bak ayıp etmişiz. Özür diliyorum en kalbi duygularımla. Ha özür diliyorsanız ben de özrümüzü kabul ediyorum o zaman. Pişkinliğin bu kadarı ya pes. Anlamadım. Seni dükkandan ben mi atayım yoksa kendin mi gidersin? Size bir teklifim var. Bir dakika dinlerseniz. Ya barbar mısın sen ya? İnsan gibi konuşmaya geldik şuraya. Konuşmayacaksın. Çık dışarı. Bırak kolumu. Teklifim var diyorum gerçekten. Söyle. Sadece 2 dakikan var. Önemli diyorum. Ha. Şey o zaman ben bir gidip zaten içecek bir şeyler alacaktım. Burada boğazıma takılmıştı şey. Dinliyorum. Bak ben buraya hayırlı bir iş için geldim. Evlenme mi teklif edeceksin? Evet. Nereden anladın? Sen harbi çatlaksın ha. Normal değilsin. Yürü git kızım benim başım nerede sokma. Ya bir konuştursan. Bak çok haklısın. Özür dilerim. Çok hatalıyım. Ama bunların hepsini telafi edebilirim. Sadece teklifimi kabul et. Ya sinirlenme hemen. Bak düşündüğün gibi değil. Evlenmeyeceğiz. Sadece evleniyor gibi yapacağız. Neden? Babam evlenmesin diye. Sinirlenmezsen anlatacağım. Bak. Babamın evlenmesine engel olmam lazım. Eğer ben babamın istemediği biriyle evlenmeye kalkarsam... babam buna dayanamaz. Ve beni kaybetmemek için o da evlenmekten vazgeçer. Baban niye evlenmekten vazgeçsin ki? Sen kendini baya baya dünyanın merkezinde zannediyorsun ha. Babamın dünyasının merkezi benim. Anladın? Ne diyorsun? Başka kapıya diyorum. Ya bak tamam anladım. Benden nefret ediyorsun. Bana yardım etmek istemiyorsun. Ama parayı da mı istemiyorsun? Biz gururu ağaçtan toplamıyoruz küçük hanım. Bizim de kutsallarımız var. Sen kendini satın alacak başka birini bul. Oho! Muhabbetiniz bol olsun. Ahmet abi. Hiç yemedim usta. Neden öyle sütten kesilmiş buzağlar gibi bakıyorsunuz? Ahmet abiciğim senin burada ne işin var ya? Ne demek ne işi var lan? Dükkan benim. Ne zaman gelip gelmeyeceğimi sana mı soracağım? Yok abi tabii ki bana sormayacaksın. Yani sana ben zahmet olmasın diye dedim. Yoksa biz zaten sabaha kadar çalışıyoruz abi evet. Senin için. Belli belli. Harıl harıl çalışıyorsunuz. Hanımefendi de gidiyordu şimdi. Ben arabayla ilgili konuşmaya gelmiştim de. Arabayla ne olmuş ki arabaya? He? Ne oldu? Bir şey yok abi ne oldu? Ne yaptın lan bu arabaya? Ulan Ömer Bey'in aracını çarptın mı sen? Ahmet abi açıklayabilirim. Tamam. Birkaç hasarı var ama halledeceğim ben merak etme. Neyi halledeceksin lan? Neyi halledeceksin? Ulan sülaleni satsan, 7 jetlini satsan bu arabanın masrafını ödeyemezsin. Ahmet abi ayıp oluyor ama. Sen küme posta koyuyorsun lan. Alırım şimdi seni ayağımın altına ha. Ahmet abi şansını zorlama istersen. Ne küme dik dönüyorsun lan? Hop ulan pişman. Özür dilerim Ahmet abi. Öldürecek adamı. Özür dile dedim. Yeter lan. Serkan. Alo, polis mi? Polis.
Oğlum bu yaptığın iş mi senin? Ne dalıyorsun adama kafa göz? Hepsi o kımız zararlısı yüzünden. Delireceğim ya. Önce geldi arabayı vurdu kaçtı. Sonra bir de evinden kovdurdu. Şimdi de karşıma geçmiş utanmadan. Harbi neymiş teklifi? Ne diyor? Seni var ya, buradan bir çıkayım, bittin sen. Aa, göz göre göre tehdit mi ediyorsun beni sen? Canım, şu kameraya bakarak da tehdit edebilir misin? Ya abla, ne istiyorsun sen bizden? Bizi bir sal ya, aa! Teklifimi kabul ediyor musun? Bana bak, zaten düşmüşüm şuraya. Şu saatten sonra yapacağın her şeyi vız gelir tırs gider. O yüzden elinden geleni ardına koyma. Diyorsun. Peki. Ben de o zaman şimdi polislere gidip her şeyi anlatıyorum. Zavallıcı Ahmet abimizi durup dururken nasıl dövdüğünüzü, adamcağızın yardım edin diye nasıl yalvardığını, her şeyi anlatırım. Seni var ya, mahvederim seni, mahv. Abla, ne olur böyle bir şey yapma. Yalvarırım bak, böyle bir şey yaparsan siktin sene çıkamayız buradan. Abla, kurbanın olayım böyle bir şey yapma, ne olur. Onu sen kankana söyle, o istedi böyle olmasını. Ya abi sen de yapsana istediğini. Ne istiyordunuz siz? Haklı olarak özür dilememizi istiyorsunuz. Evinize geldik, partinizi mahvettik. Doğru, haklısınız. Özür dileriz. Bir daha evinizin yakınlarından bile geçmeyeceğiz. Özür dileriz, değil mi? Arkadaşını duydun. Cevabın ne? İstediğimi yapacak mısın? Ha, kabul ediyorsan şimdi giderim lehinize ifade veririm. Ahmet denen adam küfretti, tahrik etti. İlk vuran da oydu derim. Girdiğiniz gibi çıkarsınız. Aynen. Ama istemiyorsan... Pişman edeceğim seni. Şu yaptıklarına bir bir pişman edeceğim seni. Hayır mı diyorsun yani? Elbet bulacağım seni. Şuradan bir çıkayım, işte o zaman kaçacak delik ara benden. Çıkarsan bulursun canım. Bye. Abla, abla yapma abla. Abla, ya abla. Abla. Yalnız biz nasıl çıktık ben hala anlamış değilim ha. Da anlama Bahattin, yeter kafa ötüleme artık. Kadın kadın değil, bela mübarek. Halbuki o güzel, o masum, o melek gibi... Abartma lan, güzel bile değil. Neyse haberleşiriz, benim işim var. İşim mi var? Pardon bir saniye, ne işim var ustacığım? Artık bir işimiz yok, hatırlatırım sana. Patronun kafasını gözünü kırdın ya, bayağı da bir hırpaladın üzerine. Oğlum nereye gidiyorsun, bana bak. Ben o kızdan korkuyorum. O kız bir daha bizi bulmasın kanka. Merak etme, bu sefer ben onu bulacağım. Oğlum o ne demek? Şş, bana bak, o kıza bulaşılmaz. Hadi eyvallah, akşam haberleşiriz. Ya. Hem benim numaramı nereden buldun? Bak benim tepemin tasını attırma. Buraya hayırlı bir iş için geldim ben. Teklifini kabul ediyorum. Ne? Çok pardon, ben bir an kendimi kaptırdım da. Bir dakika ya. Sen neden değiştirdin ki fikrini? Bunu sorgulayabilecek durumda mısın sen şu anda? Bak tamam. Sana söz veriyorum. Sadece 3 gün sürecek bu oyunumuz. Sonra herkes kendi yoluna. Dur daha şartlarımı söyleme. Evleniyor gibi yapmayacağız. Gerçekten evleneceğiz. En az 1 yıl evli kalacağız ve bizim evde yaşayacağız. Anlaşıldı. Sen baya baya krizi fırsata çevirmeye çalışıyorsun ama yemezler canım. Ben almayayım. Dur bir dur. Ben de seninle evlenmeye meraklı değilim. Evleneceğiz ama gerçek karı koca olmayacağız. Bizimkiler öyle zannedecek sadece. Niye ya? Niye durduk yere evleniyoruz ki? Çünkü diğer türlüsünü kabul edemem. Diyelim ki nikah tarihini aldık. Nikah masasına da oturduk. Ama baban gelmedi, sana engel olmadı. Ne yapacaksın? Seni nikah masasında bırakıp çıkacağım. İşte tam da bu yüzden evlenmemiz gerekiyor. Sonra ben bizimkilere ne diyeceğim? Benim de bir gururum var. Ama 1 yıl sonra anlaşamadık, boşanıyoruz diyebilirim. Ha, sırf senin erkeklik gururun için mi evleneceğiz yani? Yok, sadece o da değil. Evdekiler yaşlı, onlara da bakacak biri lazım. Ha sen baya baya hizmetçi arıyorsun. Yok canım ben yapamam. Hadi başka kapıya. İyi sen bilirsin. O zaman evde babam ve cici annenle mutlu mesut yaşarsın. Dur bir dur. Bana bak. 1 yıl çok fazla. Şunu 3 ay yapalım.
9 ay. 4. 6 ay son teklifim. O da ayağın alışsın diye. Anlaştık. Anlaştık. Nüfus üzerine fotokopisi, aile hekimliğinden sağlık raporu, 5 adet vesikalık fotoğraf. Gerekli evraklar bunlar. En yakın ne zamana gün verebiliyorsunuz? Bir bakayım. Aceliniz var mı, değil mi? Evet, hemen evlenmek istiyoruz. Çok aşıktı. Bir kere reddetmiştim, travması oldu. Ay, nasıl da tatlı tatlı bakıyor. Kıyamam ya. Yarın öğleden sonraya boş bir saatimiz var. Son anda bir çift evlenmekten vazgeçmiş. Ay hadi inşallah. Darısı başımıza. Evrakları yarına kadar teslim edebilirseniz. Ederiz canım. Yarın öğleden sonra isminizi yazıyorum o zaman. Tabii. Süper. O zaman yarın görüşürüz. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Efendim abla. Alo ablam, neredesin? Dışarıdayım, biraz işlerim var. İyi tamam, bugün eve erken geliyorsun ha. Tamam abla. Oğlum itiraz istemiyorum ya. Abla tamam. Ya kaç zamandır beraber bir akşam yemeği yemedik. Abla tamam dedim ya. Ha. Tamam tamam. Benim de sizinle konuşmak istediğim bir konu var zaten. Ne oldu, hayır olsun. Akşama konuşuruz hadi, eyvallah. İyi tamam. Hayır olsun. Günaydın. Günaydın. Bir şey yok. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın. Hoş geldin abla. Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Ay ne yapayım ablacığım, evin işinden gücünden Allah aşkına vakit bulabiliyor muyum bir sor. Yok çamaşırıydı, bulaşığıydı, ütüsüydü, temizliğiydi derken. Yok efendim işte sofrasıydı, toplaması bilmem nesi. Al işte. Anca böyle iki dakika alışverişe diye çıkıyorum da bir nefes alıyorum. Canım ev idare etmek kolay mı? Onca insan. Sana bir can yoldaşı lazım. Ben kahve söylüyorum sana abla hemen. Olur, sana zahmet. Ay aşk olsun, ne zahmeti? Yağmur, bize iki az şekerli. Kız Yağmur. Ben şuna bir bakayım. Alsana bu kızı Serkan'a. Oh, tövbe tövbe. Mis gibi kız. Evi çiçek gibi. İşi de var. Eh, kardeşine yanık olduğunda cümle alem biliyor. Hem sana yardım eder. Şu haline bak. İyice koyuverdin kendini. Kocan hayırsız çıktı diye. Irgat olacak değilsin ya. Ay tamam yeter. Hem al sen bu kızı, al. Geliyor şimdi kahven. Sağ ol. Evet ne yapıyoruz? Uçlarından mı alıyoruz her zamanki gibi? Sen bana bir fön çeksene. Fön mü? Hmm. Hayırdır, düğüne falan mı gideceksiniz? Vallahi kısmetse o da olur. Misafir var akşama. Kim ki? Sen. Oo, yine döktürdün Serap Hanım. Bir kuş sütü eksik. Hayretim şaştı. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Ne oluyor be? Bu kıtlık zamanında bu müslüplik niye? Ha? Savaş kapıda kızım, savaş kapıda. Babaanne ilacını içmedi değil mi bugün? Dün de içmedim. Ya ben içirdim vallahi, bilmesem sen ağzından mı tutuyorsun ilacı? Ya kızım savaş kapıda diyorum ya, savaş kapıda. Beni ilaçlarla böyle uyutamazsınız. Kadir. Kadir kalk. Sen de askersin oğlum. Üniformanı falan giy, hadi kalk kalk. Sübhanallah. Dedeciğim, sen bu gece erken yatıyorsun. Bak, tamam. Ya tamam, bu gece nöbetim var. Tamam, nöbetini de tutarsın odanda dede. Allah aşkına ya, geç. Ağır misafirimiz var bu akşam. İyi akşamlar. Kimmiş o misafirimiz? Sürpriz, gelince görürsün. Benim de size bir sürprizim var. Aa. Neymiş o sürpriz? Evleniyorum. Ne? Ne? Bir evet ne?
Sana gelin getiriyorum ablacığım. Hizmetçilikten kurtuluyorsun. Babaanne. Babaanne tut. Tansiyon. Ay hocam, kolonya, kolonya. Sıhhiye. Sıhhiye nerede? Kızım. Serap. Oğlum akşam akşam yaptığın işe bak ya. Kokla. Kızım. Allah'ım. Allah'ım. Allah. Durun. Heh. Ay. Bu da mı gelecekti başımıza Allah? Ya abla evlen evlen diye tutturan sen değil miydin? Evleniyorum ben de işte. Yahu ben bizim bildiğimiz, tanıdığımız bir kızla evlen dedim oğlum. Git sen kendi başına bul demedim ki. Sahipsiz misin sen ya? Ne oldu? Tansiyonun çıkmamış mıydı senin? Ölüyordun az önce. Ben seni doğru kısmetle evlendirmeden ölmem. Ayrıca ben buldum sana kız zaten. Gelince görürsün. Kimi görürüm? Bahar'ı. Bahar? Şu bayık Bahar. Ne kadar ayıp, ne kadar çirkin bir söz bu ya. Ayrıca Bahar işte öyle bayık falan değil. Ya on parmağında on marifet. Gül damlası gibi kız oğlum. Allah sahibine bağışlasın o zaman ablacığım, sağ ol. Ne diye ısrar ediyorsun? Bize bağışlasın işte. Kızım, oğlan evleneceğim diyor, sen Bahar diyorsun. Baba inanamıyorum gerçekten. Sen de ağzını açıp tek kelime bile etmiyorsun ya. Ya biz delirdik mi? Kız kimdir, necidir tanımıyoruz. Serap. Yarın nikahta tanışırsınız. Ne? Yarın mı? Evet. Babaanne. Ha? Abla, abla. Ay Allah'ım gel ya. Gel dur abla, dur. Gel. Yeter kolonyayı, ver şuradan kolonyayı. Oğlum ya. Akşam akşam yaptığın iş mi ya? Afiyet olsun. Sağ ol canım. Şu tuzu uzatır mısın kızım? Dün yaşananları uzatma taraftarı değilim. Bizim ailemizde pek böyle şeyler yaşanmazdı. Demek ki her şeyin bir ilki varmış. Son olsun diyelim. Ya herkese rezil olduk vallahi. Ya siz gerçekten ailemizin, çevremizin farkında değilsiniz ya. Yani ikiniz de burnunuzun dikine gitmekten başka bir şey bilmiyorsunuz. Öğreneceğiz Esma'cığım, merak etme, onu da öğreneceğiz. Hı, inşallah. Sen de şeyden vazgeçmişsindir herhalde artık. Neyden? Şeyden işte. Neyden? Öf, illa söyleteceksin yani. Sinem'le evlenme sevdandan. Benim Sinem'le evlenmekten vazgeçmem için kıyametin kopması lazım canım kardeşim. Ya da benim bir tamirciyle evlenmem lazım. Biz bu olayı kendi aramızda çözeceğiz, değil mi güzel kızım? Ben çözdüm bile babacığım. Yarın görüşürüz. Arabanı da vereceğim yakında, merak etme. Farkındayım, çok zorlanıyorsun. Hele bir verme. Babacığım niye cevap vermiyorsun? Devamlı kafanı sallıyorsun. Ne oldu, bir şey mi oldu, iyi misin? Bir şey olmadı. İyiyim. Çok iyiyim. Yarın çok daha iyi olacağım. İyi hadi bakalım, hadi. Soğuttunuz yemekleri, hadi. Nasıl hissediyorsun kendini ablacığım ha? Hastaneye gidelim mi? Çaresiz. Sen de mi çaresiz hissettin? Bak doğruyu söyle. Abladan hiçbir şey saklanmaz biliyorsun değil mi? Sen mecbur mu kaldın? Yoksa sen tutup da elin kızıyla böyle birdenbire evlenip bizi yakar mısın? Abla, bak bu soruyu ne sen sormuş ol ne de ben duymuş olayım, anlaştık mı? Benim yemeğimi yapacak mı? Aşk olsun babaanne, ben yapmıyor muyum ya senin yemeğini? Sen yağdan tuzdan kısıyorsun. Sonra da tatsız tuzsuz oluyor ama. Kolesterolün olduğu için olabilir mi acaba? En alasından babaanneciğim, senin canın ne isterse. Ya bana da ilaç vermesin. Tabii dedeciğim. Bulmaca çözebiliyor mu? Kare, sudoku, çengel hepsi var dedeciğim. Yüksek tahsilli senin gelin. Ya Bahar'ın da tahsili var ya. Kız lise diplomalı. Kuaförlük sertifikası var. Güzellik salonu işletiyor. O dükkanın içine bir bak bakalım, kuaför dükkanının içine. Duvarlar boydan boya çerçeve. Ne çerçevesi? Sertifika, manikür, pedikür, ağda, kaş, bıyık hepsinde Akif kız.
Aa, ben bunu nasıl düşünemem ya? Bizim ailemizin en önemli ihtiyacı manikür pedikür. Haklısın. Ya şu dedeme bir baksana. Bir hafta daha pedikür yaptırmasak ölecek adam ya. Yaptırsın. Benim de göz zevkim var. Bozuluyor. Kezban da bıyıklarını alsın o zaman. Yok dedeciğim, yok. Senin gelininde o tarz şeyler yok. Güzellik değil de daha çok bakım odaklı ilgilenecek sizinle. Burada yaşamayı kabul etti yani. Anlaştınız. Pardon? Nesini kabul etmeyecekmiş bizimle yaşamanın? Biz gidip bir de elin kızını ayrı ev mi açacağız? Zamane kızları şımarık oluyor. İster mi ister? Yok babaanneciğim, yok. Senin gelinin öyle şeyler istemez. Zaten varlıklı bir aileden geliyor. Doymuş yani. Aman sanki sosyeteden kız buldun Serkan. Serkan. Oğlum o bizi beğenmez. O nasıl laf ablacığım ya? Tanışmak için can atıyor sizinle. Aa, bizimle mi? Tabii babaannem. Bir an önce ailenle tanışmak istiyorum, onlarla beraber yaşamak istiyorum dedi. Hem zaten hemen evlenmeyi kendisi istedi. Kız, kendisi evet. Evlenme teklif etti. Bu arsız. Arsız değil ablacığım, aşık. İlla tutturdu evlenelim, evlenelim. Ben de tamam dedim. Yemin ediyorum artık dayanamıyorum. Vallahi billahi Allah'ım katlanamıyorum. Siz nasıl tanıştınız? Aşk kazası diyelim. Öyle karizmamla çarptım Alize'yi. Abize mi dedi? Alize dedeciğim, Alize. Ne o? Böyle tropik rüzgar. Yeter be! Adım atsın inşallah. Rüzgar gibi geldiği gibi gitsin inşallah, tamam mı? Rezil ettin beni ya. Rezil ettin ben şimdi. Ne yapacağım ben? Ben gideyim bağıra arayayım. Rezil oldum kıza, vallahi bak. Sakin ol kızım. Birkaç saat sonra bu eve babanla birlikte geri döneceksin. Sakin. Oğlum niye apar topar çağırdın bizi? Daha hazır değilim, çorabımı bile giymedim. Bakın sevgili ailem, bugün geri kalan hayatınızın ilk günü. O yüzden bilmeniz gereken bir şey var. Harbe mi giriyoruz? Yok baba ya, ne harbi? Yok, yok bir şey yok, tamam yok. Allah aşkına alıştıra alıştıra söyle, tekrar bayılacak gücüm yok. Ya alıştırarak nasıl söylenir bilmiyorum ama Alize biraz şey bir kız. Ne bir kız? Böyle biraz asabi. Serkan, bana bak. O daha asabilik görmemiş. Var ya onu bir ayağımın altına alırsam. Ya abla illa söyleteceksin ha. Kafası gidik işte kızın. Nasıl kafası gidik ya? Şöyle sağda ineyim ben. Teşekkür ederim. Böyle tam çıkıyor. Selam. Mis gibi bir çarşamba sabahından hepinize merhaba. Bugün çok güzel bir gün. Çünkü evleniyorum. Evet, yanlış duymadınız. Evleniyorum. Bilin bakalım kiminle evleniyorum. Hani şu evimizi basan tamirci Serkan vardı ya, işte onunla evleniyorum. Sizleri saat 1'de Beykoz Belediyesi nikah salonundaki nikahımıza davet etmek için çekiyorum bu videoyu. Ha, eğer gelemezseniz, eşimin babası, babaannesi, dedesi, ablası bütün ailesiyle birlikte yaşayacağımız gece konduğumuza da bekleriz. Yeter ki gönüller bir olsun, değil mi? Neyse, nikahta görüşürüz. Abi! 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 Gel. Abi! Bak! Hah!
Gördün mü? Videoyu gördün mü? Gördüm. Abi gördüysen kalksana o zaman, gidelim, yetişelim, koşalım, döndürelim onu o masadan. İyi, sen bir çık, ben üstümü değiştiririm, geliyorum, tamam? Tamam. Hadi. Benzemiyor. Vah vah. Çok da güzel kız. Ha. Yazık. Kötü götür haklı kızı. Ya baba, ne amma abarttınız ha. Nesinden korkuyorsunuz anlamadım. Alkışlayalım. Alkışlamadığımızı görürse sinirlenir. Ya ne yapıyorsun? Otursana şuraya. Alkışla dede. Otur Allah aşkına, şimdi alkışlamanın sırası mı? Bak babaannem ne dedem. Çok tatlılar. Ne oldu, gelmedi seninki? Gelir, merak etme. Bence sen evlilik fikrini alışsan iyi edersin. Bak yeni ailen orada. Gül, bize bakıyor. Filizeli bakıyor, baksana. Allah'ım, ya annemi de kendine benzettin sonunda. Bak, onlar da seni çok sevdi. Sosyal medya ünlü seç. Açsana bir nikah canlı yayını. Bak, hashtaglerini de ben sana söyleyeyim. Yıldırım nikahı. Kazayla başladı, nikahla bitti. Nikahta keramet vardır. Bu nikah olmayacak zaten canım. Babam gelir birazdan. Yetişemeyeceğiz. Oh. Salih, girsene aralardan. Gir aralara, hadi. Evet ya, girsene şu aralardan, maralardan, hadi. Çok geç kaldık. Ama evlenmek ne ya? Saygıdeğer konuklar. Bugün burada Arize Soner ve Serkan Darıcı arasında evlilik bağı kurmak için toplandık. Evlilik, karşılıklı saygı ve sadakat temelinde kurulan bir birlikteliktir. Dinlesene memur hanım, bak bizden bahsediyor. Şimdi gelin hanım ve damat bey, herkesin huzurunda. Bir kez daha sormam gerekiyor. Bak bak, en sevdiğin soru geliyor. Bir dakika. Ben şeyi tam anlayamadım da. Neyi? Evlilikte önemli olan neydi? Orayı kaçırdım da ben. Alize, zaman kazanmaya mı çalışıyorsun sen? Karışma işime. Buyurun, sizi dinliyorum. Evlilikte önemli olan karşılıklı sadakat ve güvendir. Hay ağzınıza sağlık, ne güzel söylediniz. Keşke herkes bunun farkında olsa. Alize. Başka sorunuz yoksa devam edebilir miyiz? Bir şey soracaktım ben. Evet. Sözünü unutma Alize, baban gelmedi. Alize Soner, kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Serkan Darıca'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Heyecandan donuyor bazen. Arada sallamak gerekiyor. Çok pardon, ben soruyu duyamadım da tekrar edebilir misiniz? Dünya dönüyor ama benim etrafımda
günler geçiyor. Bir orada bir burada, ele avuca sığmaz halim. Zoru sever hırçın kalbim, ama kendimle bu harbim üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın, yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Serkan Darıca'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Düşen ağlamaz, bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Evet, evet, evet. Hepsi senin yüzünden. Hayır de. Hayır. Peki siz Serkan Darıca, Alize Soner'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Ben de belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca inan ediyorum. Ah, ayağım! Adettendir karıcığım. İnsan değilsin sen, gerçekten ayağımı kopardın. Heyecanlandı tabii. Teşekkürler, sağ ol. Sen niye evet dedin? Sen deseydin? Ne bileyim ya, babamı görünce dedim işte. Senin hayır diyeceğinden emindim. Anlaşmamız böyle değildi. Baban engel olmazsa evlenecektik. Belki babam pişman oldu. Belki biz ayrıldık yapma demek için geldi. O yüzden mi Sinem'le el eleydi? Kendini kandırma Elize. Baban Sinem'den vazgeçmedi. Planın patladı. Artık evliyiz. Umurumda değil. Ben araştırdım. 24 saat içinde nikahın iptali gerçekleşebiliyormuş. Gidip nikah iptal ettim. Bak sen. Bana bak küçük hanım. Seninle bir anlaşma yaptık. Anlaşmaya uyacaksın. Şimdi içeridekiler şüphelenmeden gidip tebrikleri kabul edeceğiz. Gelinin annesi de pek gençmiş. Serap, yeşilli kadın kim acaba? Ne bileyim. Hale bak, daha dünürlerimizi tanımıyoruz. Gerçi ben de konuşuyorum. Daha gelinimizi de tanımıyoruz ki. Bak, bu işin şakası yok, beni rezil etmeyeceksin. Güzel kızım. Geç kaldın diye o kadar korktum ki. Geç kaldın zaten. Olan oldu. Ne yapıyorsun baba ya? Olur mu öyle babacığım? Adettendir. Mutluluklar. Damat, seninle pek hoş bir tanışmamız olmadı ama inşallah bundan sonra iyi olur. Mutluluklar. Sağ ol, inşallah. Abi ne yapıyorsun sen ya? Ay, tebrik etmeye mi geldik buraya? Tebrikler Elize. Tebrikler. Sağ ol. Teşekkürler. Sen gel bakayım benim. Canım benim, sen ne yapıyorsun? Ay biz kimlere karıştık? Baksana şunun ailesine bir. Bir şey söylesene çocuğum. Elize. Gel. Ablam Serap, babaannem Kezban, dedem Ayri, babam Kadir.
Öp kuzum elimi. Artık kaynanan sayılırım. Efendim merhabalar. Ben Nurettin Soner, Alize'nin babasıyım. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Kız kardeşim Esma. Memnun oldum. Siz de annesisiniz herhalde. Alize'nin annesini yıllar önce kaybettik. Sinem Hanım benim nişanlım. Aa, kesin bak. Bak, iki öksüz bulmuşlar birbirlerini. Dede. Yakında biz de evlenecektik ama sağ olsun Alize bizden daha hızlı çıktı. Sığınaklara, sığınaklara! Yahu baba yok ne sığınağı, dur bir şey yok, korna çalıyor işte. Gelir misin ya? Baba ben anlamıyorum ya. Az önce evlendim, farkındasın değil mi? Hani seni mesajla davet ettim nikahıma. Hani bunun senin için hiç mi anlamı yok ya? Ya bir şey demeyecek misin, kızmayacak mısın? Benim güzel kızım, canım kızım. Eğer severek evlendiysen, benim rızamı almamış olsan da... ben senin mutluluğuna duacı olurum. Ama yok. Bana inat evlendiysen... Evet. Yok, böyle bir ihtimal yok. Çünkü benim kızım akıllıdır. Benim böyle bir blöfü göreceğimi çok iyi bilir. O yüzden sözümü geri alıyorum. Haklısın baba. Severek evlendim. Mutluluklar. Canım kızım benim. Şimdi böyle söylüyorsun ama... ben de Alize'ysem seni yaptıklarına pişman edeceğim babacığım. Hadi Alize gidelim. Hoşça kal babacığım. Efendim hoşça kalın, görüşmek üzere. Buyurun. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Öp bakayım elimi Abize kızım. Alize Hayri Bey. Alize. Ben de öyle söylüyorum Abize kızım. Hadi öp. Hadi bakayım maşallah. Heh. Aferin hadi bakalım. Hayırlı olsun. Uğurlu. Hayri Bey, eve girmeden bir dua etsen. Ha dua tabii. Dua etmek lazım. Doğru söyledin öğretim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Rabbim, kızımızla oğlumuz senin rızanı kazanmak için dünya evine girdiler. Onları bu yolda yalnız bırakma. Birbirlerine pırıl pırıl bakan bu iki gencimizi birbirlerine bağışla ey Yüce Allah'ım. Yüce Rabbim, gençlerimizin bu kalbinden sevgini, merhametini esirgeme. Bizleri doğru yoldan ayırma ya Rabbim. Amin. Ağzına sağlık. Hadi, sağ ol, hadi bakalım. Hoş geldin kızım. Hadi. Babama bak ya, tanımasam heyecanlandı zannedeceğim. Babaanne. Gel. Uf.
Git sen de geç. Oh. O zaman iyi geceler hepinize. Hop, bit bit bit. Nereye? Önce gidiyorsun, o ayakkabılarını bir çıkarıyorsun. Baba. Hı. Ne uyuyorsun? Ben de uyuyorum, uyumuyorum ben. Tamam mıdır? Oldu mu? Artık gidebilir miyim? Üstünü değiştirmeden önce bir gelin kahvesi içeceğiz. Adettendir. Gerçi bunun için bir gelinliğin de olması gerekiyordu ama. İyi peki. Benimki sade olsun. Alize, kahveyi sen yapacaksın. Ben çok yapıcı bir insan değilimdir kocacığım. Sen de biliyorsun ya. Alize. He canım. Kahve. Herkese sade, bana az şekerli. Hadi yine iyisin. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Kahve sipariş ediyorum. Hasbinin Allah ya Rabbi ya Resul. Gel, seninle biraz konuşalım. Ya ne yapıyorsun şimdi? Yürü hadi, yürü, yürü. Bizim bu gelinden çekeceğimiz var söylemişti dersiniz. Bana bir daha dokunmayacaksın yoksa polise şikayet ederim seni. Benim seninle ne işim olur Allah'ın şımarı? Sen bana şımarık mı dedin kendi fırsatçılığına bakmadan? Bana bak, ben bu tavırlara pabuç bırakmam, anladın? Benim adım Alize Soner. Darıca. Ne? Senin adın Alize Darıca ve şimdi susup beni dinleyeceksin. Kızım burada. Ya içeride kıyamet koparsa diye baba. Allah Allah, kıyamet koparsa duyarız herhalde kızım. Sen yıllarca her şeyi film izler gibi otur seyret. Şimdi. Evet. Şimdi. Söyle kızım, tutma kendini, bitir lafını. Ay ya, hayır. Allah. Çok mu delirdi? Kim? Gelin gelin. Ya dedeciğim hadi gel gel, sıkıntı yok babaanne gel. Hadi oğlum hadi. Hadi baba hadi. Dede hadi gel. Ay. Olsun şimdi. Çok korktum. Bak şey çıkıyor. Kızım sen de hadi. Ey Allah'ım ya Rabbim. 24 saat içinde mi nikah iptal oluyor demiştin? Hadi gidip iptal ettirelim şu nikahı, sen de evine dön. Sana kurallarımı söylemiştim. Pes ettin madem, dön evine Alize. Baban ve müstakbel eşiyle mutlu mutlu yaşa. Asla. Verdiğin sözü unutma Alize. Baban Sinem'i bırakana kadar sen de burayı bırakmayacaksın. Dayanacaksın, güçlü olacaksın. Pes etmeyeceksin. Hadi şimdi onlara da, babana da Alize'nin kim olduğunu göster. İnşallah kızdırmamışızdır. Eyvahlar olsun. Ya dizilerdeki gibi kahvenin içine ilaç koyarsan? Ya ne alakası var babaanne ya? Alt tarafı size biraz anlayışlı olun dedim. Deli dedin. Kız deli dedin. İnkar etme. Kimden bahsediyorsunuz? Aa, vallahi senden bahsetmiyorduk. Şey, çok sinirlendin mi? Alma ilaçlı. He? İlaçlı. İlaçlı mı?
İlaçlı mı? Ben ilaçlı içmem. Ya ben ilaç kullanmıyorum artık. Dedem bir ilaç saatini kaçırınca böyle hata veriyor bazen. Sen bakma ona. Buyurun Hayri Bey. İlaçlı değil kahveniz, sade. Öyle mi? Bu mu? Buyurun. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık kızım. Kahve nerede? Burada işte. Bulaşık suyunu diyorsun sen. Yok. Ben kahvemde bir parmak köpük olmadığı sürece içemiyorum. Buyurun efendim. Köpüklü kahveniz. Bu ne bu? Sen nasıl köpürttün bunu böyle ya? Sabunla mı köpürttün sen bunu? Götür kızım, ben bunun kahvesine nasıl ulaşacak? Git götür. Bir parmak köpük dediniz. Yavrum senin parmakların dolma gibiyse ben ne yapabilirim? Git daha az köpüklüsünü yap. İçeceğiz, ne yapalım? Bir şeye benzememiş ama yapacak bir şey yok. Dur bir dakika, dur. Nereye gidiyorsun ya hemen öyle? Geç şöyle. Geç sağa. Otur aşağı. Daha kahvelerimizi bitirmedik. Boşları almadan mı gideceksin? Çok güzel olmuş abise kızım, çok. Sen niye içmedin? Niye içilecek ki bu? Tamam. Yeter. Şimdi sen kalktın apar topar geldin. Bize bir emri vaki yaptın. Ama bu evin bazı kuralları var. Onları öğrenmen lazım. Dinliyorum. Bu evde yeni gelin herkesten sonra yatar, herkesten de önce kalkar. Güzel. Sabah 5'te kalkacaksın. Dedemin abdest suyunu hazırlayacaksın. Abdest suyu mu? İstanbul'da 20. yüzyılın başlarından itibaren su tesisatları evlerin içine taşındı. Tüh ya! Ama ne yaparsın? Bizim adetlerimiz bundan çok daha eski. Ne yapalım yani? Tesisatlar yüzünden adetlerimizden mi vazgeçelim? Yok canım ya, vazgeçmeyelim. Tamam. Peki nereden getireceğim suyu? Dereden falan mı? O kadar iddialıyım diyorsun yani. Yok. Şimdilik musluktan getirsen yeter. Başka? Başka ne yapacağım? Sabah 7'de kahvaltı hazırlanacak. Başka? Ev dip köşe temizlenecek. Başka? Camlar silinecek. Başka? Halılar yıkanacak. Başka? Kapılar silin... Yeter. Yeter ama. Böyle düello mi olur ya? Hadi geç oldu, yatalım artık. Serkan. Tamam oğlum, yatarız. Geç oldu da sen en iyisi bu akşam burada benim yanımda çek yatta yat. Ben yatağımdan memnunum babacığım. Mutlaka memnunsundur oğlum da. Düğün olmadan aynı odaya girilmez. Yani adettendir. Alize, kızım sen bu akşam Serkan'ın odasına geç. Geçeyim tabii ya. Zaten düğünsüz evlilik mi olur canım? 7 gün 7 gece sürmeyen düğüne de düğün demem ben zaten. Yok ya. Biz paşa torunu muyuz? Nasıl yapalım sana öyle düğünü? Vallahi siz bilirsiniz. Bana 7 gün 7 gece düğün yapmazsanız Serkan daha çok çek yata talim eder. İyi geceler. Ne işin
var ya senin burada? Salonda yatacaksın sen. Ben de seninle aynı odada yatmaya meraklı değilim. Pijamamı alacağım. Ha iyi, al ve çık. Demek kurallarıma uymaya karar verdin. Savaş meydanını terk etmemeye karar verdim. O boy verdiğin tatlı suları burada bulamazsın şımarık kız. Gerçek dünyaya hoş geldin. Bir dakika ya. Ne giyeceğim ben? Hiçbir şey almadım yanıma. Al bunları giy. Hayatta giymem. İyi sen bilirsin. Bak sakın eşyalarımı dolabımı karıştırayım deme. Ne yapayım ben zaten senin kalitesiz eşyalarını? Bak çok ciddiyim, hiçbir eşyama dokunmayacaksın. Bağlasam durmaz, laftan anlamaz. Zor severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Bağlasam durmaz, laftan anlamaz. Zor severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Beni severmiş o halde kendi düşen aramaz. Ufacıktın, küçücüktün, tutuverdin elimden. Mevsimler, yıllar geçti, kalbimdesin hala sen. Bir sarılsam, bir dokunsam buzdan kalelerine. Sesim geçmez, sözüm geçmez, görünmez duvarından. Rüzgarla süzülen bir martık gibi sakin, sahilde gezinen bir çocuk gibi halin. Bir haber ver ya da bir ses gelecek günlerden. Sonsuza dek sürecek sana olan bu sevgim. Sonsuza dek sürecek sana olan bu sevgim. Sonsuza dek sürecek sana olan bu sevgim. Gelin kalk. Gelin hanım kalk dedim, kahvaltı hazırlanacak. Ay, rüya değilmiş ya. Ha, tüm bunlar gerçekten yaşanmış yani, kabus değilmiş. Bana bak, kalk yoksa ben kaldırmasını bilirim girip. Günaydın gelin hanım, ne seyrediyorsun? Film mi oynuyor? Güzel mi bari? Kapat onu, çok cereyan yakacak. Ben pankek yapacağım ama vanilya yok. Pudra şekeri var mı acaba? Ne yapacaksın anlamadım. Pankek. Kahvaltıda kek mi yapacaksın? Alo. Hayır, gelin kızımız kahvaltı için kek yapacakmış bize. Hangi gelin? Kadir evlendi mi tekrar? Of, ilacını almayınca böyle karıncalanma yapıyor. Aldım diyor, almıyor. Güya bizi kandırıyor. Ben de hiç sevmem ilaç içmeyi. Ben gelin çok severim. Ama bizim Kadir var. Kadir kıymet bilmez ki o. Ne yapsın? O da çekti gitti. Her şeyi unutursun. Şu hayırsızı bir türlü unutamadın. Neden acaba? Maşallah. Maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Gelin hanım, kahvaltı akşama kadar hazır olur mu acaba? Gelin kızımız bize kahvaltıda kek yapacakmış ama malzeme bulamadı. Pankek. Sosyetik, sosyetik, icatlar, bir şeyler. Sen bu üstünü başından ne?
Kızım sen evinden bir çeyiz, bir pijama da mı getirmedin? Apar topar evlendik. Alacağız herhalde. Günaydın. Ben de zaten dünden beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Böyle olmaz. Ben şimdi sana bir elbise veririm. Gidersin onu giyersin. Önce ama gidiyorsun. O lavaboları bir güzel ovuyorsun. Dedem birazdan tekrar abdest almaya gider. E kahvaltı? Fikrimi değiştirdi. Şu anda buna karar verdim. Ne oldu? Yapamaz mısın? Neden yapamayayım ya? Tamam. Göreceğiz. Göreceğiz. Beni takip et. Ben lavaboda falan kahvaltı edemem. Bana ne? Kızım bununla mı korkutacaksınız beni? Ne var bunda? Çocuk oyuncağı işte. Lavaboların hali ne? Nasıl becerdin sen orayı tıkamayı? Bozukmuş o. Bozuk falan değildi. Ben beceriksizim demiyor da. Benim altından kalkamayacağım iş yok yalnız. Hallederim. Öyle mi? İyi. O zaman o lavaboları, o tuvaleti, taşları bir güzel ovuyorsun. Sonra da bana gösteriyorsun. Not vereceğim. Hadi. Hadi. Gençlik bitmiş ablacığım, bitmiş. Kolay gelsin Alize Usta. Yardım edeyim diyeceğim ama sen kesin bunu da halledersin. Aynen. Evi tahliye etmeye başlayalım mı biz, ne yapalım? Ne? Suyu diyorum, suyu. Evi tahliye edelim mi? Çekil, çekil. Gel. Gel böyle. Etrafımda günler geçiyor, bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim, zoru sever hırçın kalbim. Ama kendimle bu harbim, üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın, yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz,
laftan anlamaz. Zor severmiş, o halde kendi düşene alamaz. Beni severmiş, o halde kendi düşene alamaz. Ama benim etrafımda günler geçiyor, bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim, zoru sever hırçın kalbim. Beni severmiş, o halde kendi düşene aramaz. Esma, gelsene. Yaptığından memnun musun? Anlamadım. Soru gayet basit. Abimle kızını ayırdın, mutlu musun? Esma, bunlar ayaküstü konuşulacak şeyler değil. İçeri gel lütfen. Yok, burası gayet iyi. Zamanında abim beni fakir olduğu için sevdiğim adamla evlendirmedi. Şimdi kendi kızı bir gecekondunun tuvaletini ovuyor. Ne? Ya, gül görmüş, aynı mahalledelermiş. Ya Alize senin yüzünden hayatını mahvetmek üzere. İçine siniyor mu bu ya? Esma. Ya bırak Allah aşkına ya, Esma diyor hala ya. Her şey bitti Nurettin. Beni bir daha arama. Etmek yok Alize. Gerekirse bu evi yıkıp yeniden yapacaksın ama baban Sinem'den ayrılana kadar kalacaksın bu evde. Bu ne ya? Bunu mu giyeceğim gerçekten? Ne ya? Bismillah. Ya bu niye açılmıyor yine? Alize aç kapıyı. Cici anan geldi. Cici ana ne ya? Sen bunu kapının arkasına mı koydun? Ha, bir anahtar olmadığı için olabilir mi? Ben böyle şeyleri hiç sevmem. Bu bir daha kapının arkasına koymayacak. Kapılar ben istediğimde açılacak. Ne istiyorsunuz? Cici anan geldi dedik ya. Yok mu babanın manitası? Sinan mı geldi? Vallahi bilmiyorum. Kimlik sormadım. Onu aşağı iner kendin teşhis edersin. Tabii önce şu kıyafetini bir değiştir. Bak en güzel elbiseni verdim, sakın buruşturma kıymetini bil, şanslısın ha. Eksik olmayın. Sineme de müsait olmadığımı ve gelemeyeceğimi söyler misiniz? Tabii efendim, ekstra bir notunuz varsa onu da ileteyim. Bana bak. Ben senin uşağın değilim. Tamam mı? İnersin aşağı, kime ne söyleyeceksen kendin söylersin. Beni diletme. Çattık ya. Kızım, düşmana galibiyet sevincini tattırma. Vallahi kusura bakmayın, size de bir şey ikram edemedik ama. Yok, rica ederim. Gelin birazcık beceriksiz çıkınca ister istemez. Sera. Kızım, niye öyle diyorsun? Bak dolapta vişne kompostomuz var, soğuk soğuk. İkram edelim işte. Yok yok, ben istemem. Öyle demeyin ama, bizim kendi ağacımızın meyvesi. Pek bir lezzetli olur. O zaman zahmet olmazsa alayım. Odama geçelim. Müsaadenizle. Tabii, müsaade sizin.
daire bizim gelinin analığı mı bu şimdi? Bizim gelin kim? Ne işin var burada? Babam mı yolladı yoksa? Hayır. Niye geldin o zaman? Evi mi merak ettin? Ha, gördüğüne göre artık gidebilirsin. Bu kadar ileri gitmene gerek yoktu. Ha, arkamdan iş çeviren siz, ileri giden ben. Ne iyiymiş ya? Tanımadığın insanların arasında ne işin var Alice? Öyle söylemek istemedim. Afiyet olsun. Artık gitsen iyi olur. Haklısın. Nurettin'den ayrıldım. Ne? Senin mutsuzluğun üzerine yuva falan kuramam, bitti. Nasıl yani? Babam ne dedi, kabul etti mi? Baban insanların kararlarına saygılı bir adam. Neden inanayım ki sana? Nereden bileyim yalan söylemeyeceğini? Al. Al. Bu hiçbir şey değiştirmeyecek, biliyorsun değil mi? Benim için artık sen yok hükmündesin. Evine döneriz de. Babanın yanına. Resimdeki ünlü. Soldan sağa 12 harf. Kim bu ya? Çok da yaşlı ya. Bakın. İşimizde en yaşlı sensin. Kim bu? Babaanne, ne yapıyorsun? D vitamini alıyorum. Kemiklere çok iyi geliyormuş. Baba, hayırdır, sen bu evin bir bahçesi olduğunu biliyor muydun ya? Ben çıkıyorum. Ne oldu? Kıyafetimi beğenemedin mi? Yok, çok beğendim. Ama şey oldu o. Kirlendi. Neyse, benim gitmem lazım. Yalnız bende öyle bir bilgi yok. Serkan'la konuşmuştum ben. İyi. Geç kalma. Hı hı. El öpenlere çok olsun. Sen kimlerdensin? Güzel kızım. Akşama geç kalma kızım, tamam mı? Hakkınızı helal edin. Helal olsun, helal olsun. Helal olsun. Kim öldü? Vallahi bu kızı ailesi pek iyi yetiştirmiş. Ay, bir de deli olmasaydı. Allah Allah. 200 saate gidip dönecekse... Ne diye helallik istedi bu şimdi? Cepheye gider gibi. Ya kim bu kadın ya? Ben içeride uzanayım biraz. Elveda tamirci. Umarım çok mutlu bir hayatın olur. Ben şunları da görebilir miyim? Tabii ki. Buyurun.
Bu ikisi olsun. Tabii ki. Hemen. Efendim baba? Ne? Tamam, tamam. Hemen geliyorum, tamam. Biraz hızlı olabilir miyiz? Acelem var da. Tabii ki, hemen. Ne oldu Nurettin? Neymiş bu kadar önemli olan? Hoş geldin. Anlatacağım. Bak, eğer buraya gelmem için ürettiğim bir bahaneyse... o yaşları çoktan geçtik ikimiz de. Medeni iki insan gibi kabul edelim bu durumu. Sinemciğim, emin ol ben sana bambaşka bir şey anlatacağım. Ama şunu bil ki benden harcalarak Alize'ye iyilik yapmış olmuyorsun. Bak Sinem, ben Alize'ye emin ol senden daha fazla düşünüyorum. O yüzden mi hiç tanımadığı bir insanla evlenmesini umursamadın? Nasıl bir evde yaşıyor biliyor musun sen? Evet, çıkmaz bir sokakta, iki katlı ahşap bir ev. Nasıl? Sen gidip gördün mü Alize'yi? Söylesene Nurettin, nereden biliyorsun Alize'nin yaşadığı evi? Ne zaman gittin? Herhalde bir 12-13 yıl oldu sanırım. Nasıl yani? Sen o insanları tanıyor musun? Evet. Bir dakika, hiçbir şey anlamıyorum ben. Yani sen Serkan'ı da tanıyordun, öyle mi? E şimdi üstünden onca zaman geçmiş, çocuk değişmiş. O yüzden ilk gördüğümde tanıyamadım tabii. Hayırdır, nereye? Evime dönüyorum canım. Sinem'le babam ayrılmış, oyun bitti. Atla, bunu başka bir yerde konuşalım. Kusura bakma canım, gitmem lazım. Gidemezsin Alize. Ben evdekileri bunu nasıl açıklayacağım? Ablanın bu duruma üzüleceğini pek zannetmiyorum. E Hayri dede de unutur nasıl olsa. O kadar kolay değil küçük hanım, böyle anlaşmamıştık. Anlaşmamızı unutmadım tabii. Parayı yerin hesabında ver. Ben paradan bahsetmiyorum. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok canım. Ben eski hayatıma geri dönüyorum. Hayatının eskisi gibi olduğuna emin misin? Yıllar önce bizim Çatalca'daki evde çok büyük bir yangın çıkmıştı. Yani hepimiz kaçıp kurtulmayı başarmıştık ama Esma'yı içeriden asla çıkaramadık. Bak nasıl büyük bir yangın var ya, evin yanına kimse yaklaşamıyor. İşte o yangında cesur genç bir itfaiye eri içeri daldı. Esma'yı sağ salim kurtarmayı başardı. İşte o kahraman itfaiye eri Serkan'ın babası Kadir'di. Peki sen bunu ne zaman öğrendin? Ya biz Kadir'le uzun yıllar görüşmeye devam ettik. Yangında bacağından yaralanmıştı. Sonra mahalleden emekli oldu. Ben biraz yardım etmek istedim ama çok gururluydu. Hiçbir şeyi kabul etmedi. Kadir gerçek bir kahramandır. Sonra? Ha, sonrası Kadir biraz böyle içine kapandı. Benimle de pek görüşmek istemedi. E ben de çok üstüne gitmedim. Ta ki kızımın çarptığı arabanın tamircisinin Serkan Darıcı olduğunu öğrenene kadar. O yüzden evlenmelerine izin verdin yani. Aslında tam olarak öyle değil. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Zaten anlamak da istemiyorum. Ben gidiyorum Nurettin. Of Sinem. Ay Allah ya. Sinem. Sinem bir dakika bekler misin? Sinem. Sinem. Serkan'la Alize'nin evlenmesine ben sebep oldum. Nasıl yani? Sen mi istedin evlenmelerini? Hayır, Alize istemiş. Gitmiş bir de çocuğa para teklif etmiş. Planı başkaymış tabii de.
evlenmeyeceğiz, evleniyormuş gibi yapacağız dedi. E bende de şalter attı tabii. Bizi biliyorsun Nurettin amca, bizde yanlış olmaz. Olmaz dedim, kabul etmedim. Şımarıklığa bak ya, başımı soktuğu şu belalara bak. Ya sen beni bulmasan ben o nezaretten nasıl çıkacaktım bilmiyorum. Bir de gelmiş karşıma evlenme teklifi ediyor ya. Tamam oğlum, sakin ol ya. Tamam. Bak Serkan, oğlum. Sen üniversiteyi kazandığında ben sana burs vermeyi teklif ettim. Kabul etmedin. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Sakın beni kırma. Kızımla evlen. Ne diyorsun Nurettin? Ne evlenmesi ya? Kadir, ben kızımın ne kadar şımarık, ne kadar küstah, kendini nasıl dünyanın merkezinde gören bir kız çocuğu olduğunu biliyorum. Bunun farkındayım. Yani gerçek hayatı öğrenmesi için böyle bir şeye ihtiyacı var. Açıkçası ben ona hayatı öğretemedim. Ama sen öğretebilirsin. Vallahi hiç kusura bakma Nurettin amca, ben canımı yolda bulmadım. Ölürüm de kızınla aynı evde yaşamam. Peki ona bir ders vermek istemez misin? Bak haklısın, çok garip geliyor biliyorum ama güven bana, bak yanlış bir şey yapmıyorum. Daha kaç kere diyeceğim sana? Sinem geldi, kendisi söyledi. Senin mutsuzluğun üstüne yuva kuramam dedi. Barışmışlardır belki. Ya da yarın öbür gün barışırlar. Öyle bir şey asla olmaz. Tamam, Sinem'e çok kızmıştım ama böyle bir hainliği de yapmaz. O kadar emin olma Elize. Gel kimsenin haberi olmadan dönüp gidelim. Olmaz. Babama geri dönüyorum. Bu çok yanlış. Alize ile oyun oynuyorsun. Bunu bilmeye hakkı var. Yok. Sinem. Gördün mü Alize? Demek ki kimseye bu kadar güvenmemek gerekiyormuş. Şimdi ne yapacaksın? Gidip pes ettiğini mi söyleyeceksin? Yoksa bu yüzüğü takıp savaşa devam mı edeceksin? Dünya dönüyor ama benim etrafımda günler geçiyor. Bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim. Zoru sever hırçın kalbim. Ama kendimle bu harbim üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın. Yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Beni severmiş o halde kendi düşen ağlamaz.